Holografik Bakış'a hoş geldiniz. Birinci sözden okumaya devam ediyoruz bu programımızda. Hikayeyi okuyoruz. Hikayeyi geçtiğimiz haftalarda, programlarda hayli irdelemiştik. Şimdi yine hikayeden devam edeceğiz ama bu sefer nasıl diyelim? Geçtiğimiz haftada hikayenin genel çatısını kurmuştuk. Evet. Hikaye ne söylüyor diye. Şimdi hikayedeki unsurları tek tek İnceleyeceğiz. Heh, ve bu gireceğiz. Programda inceleyeceğimiz unsur, daha doğrusu okuyayım, böyle edebiyat yapmaya çalışmaktansa okuyayım, üzerine çıkalım. Yoksa tek başıyla, hatta tam geriden alalım. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Bir kabile reisinin ismini alsın bugün onu ve himayesine girsin. Devam edeceğim tekrar, çünkü atıf yapacak. Yoksa özür diliyorum. Ta Şakilerin şerrinden kurtulup hacatına, ihtiyaçlarını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. İki adam var. Mütevazi ve mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı. Mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati üt tarika yol kesene rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse o namile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İsim almak nedir? Oradan başlayalım. Hani mütevazi ile mağruru karşılaştırırız belki ama... Bir başladığın yere bir şey yapsana. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki... Bir kabile reisinin ismini alsın. Ve himayesine girsin. Önce burayı konuşacağız yani. Aynen. Bir kabile reisinin ismini almak, himayesine girmek. Ne demek? Ne demek? Bunu söylüyoruz. Mesela sen... güzel bir örnek gibi geldi bana. Bunu bir ulus devletleri meşrulaştırmak adına konuşmuyoruz ama... işlevselliği açısından bakalım. Fonksiyon örneği verelim. Evet, yani sen hiçbir şeyi reddettin. Kimlik almayı reddettin. Pasaportun, kimliğin yok. Pasaport, kimlik almayı reddettin. Yandın. Yani şu andaki cari düzende yandın. Yandın. Yani gerçekten ciddi manada nesin? Tehlikedesin. Evet. Yani sokakta bile gezerken gelir bir polis, tamam mı? Nerede kimliğin falan derse. Cevabın yok. Yani bile gerçekten suç bile işlemesen bile... Alır bir götürür. Götürür yani, bir şeye maruz kalırsın. Ama kimlik aldığın zaman, yani bir şekilde kimlik aldığın zaman ne yapıyorsun? Aslında o devletin himayesine giriyorsun. Devlet seni, değil mi? Kurallarına uyduğun sürece korumakla mükellef kılıyor kendisini. Hatta devletin gücü bir nevi senin gücünün arkasına geliyor. Mesela diyelim ki başka ülkelere zaten pasaportsuz gidemiyorsun da, o pasaportla başka yerlere de gitsen, yani kendi ülkenin olmadı başka yerlere de gitsen ne oluyor? O isimle, yani o ülkenin şeyiyle o gücü kendinde hissedebiliyorsun. Tabii yani, mesela ben burada hasta olsam devletim beni alır, işte helikopterle, uçakla falan alır götürür diyorsun diyelim. Yani devletin gücü ne kadar daha etkinse, ne kadar daha güçlüyse diyelim, o kadar senin kendinde o gücü şeyde hissedebiliyorsun. Yani mesela Afrikalı birinin bir yerden bir yere giden birinin hissettiği ile Amerika'dan gidenin hissettiği farklı. Yani dolayısıyla isim almak buna benziyor. Yani sen kendine bir şeyi... bir şeyin himayesine veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o himaye ettiğin şey ne kadar güçlüyse onun koruması altında oluyorsun. Şimdi bunu güncel hayata, yani bu şimdiki yaşadığımız hayata uygulayacak olursak, bu bir temsil neticede. Hı hı. Pratikte çözümleri var, yani temsil hayatta yaşadığımızın da bir anlamı var ama bizim bu Bedevi Arap çöllerindeki reisin ismini almayı burada kainatta yaşadıklarımızla nasıl bir örtüşmesi var? Niye bunu bahsetmiş? Onu anlamamız gerekiyor. Ben şöyle biraz şey yapayım. Temsili de biraz daha böyle açayım yani. Açayım derken kendimce, yani bir şeyler daha detaylandırayım istiyorum. Çünkü oradaki mesela çadıra girdiğinde hürmet görür falan.
çöl var. Çölde bir sürü çadırlar var. Anlatabiliyor muyum? Kabileler var hatta. Tamam mı? Kabileler var. Bir sürü kabile var. Her kabilenin de bir reisi var. Doğru. Ve siz giderken her bir kabilenin de bir özelliği var. Mesela Kudret kabilesi diyor. Çok kudretli bir kabile. Yani bu kabile kudretli olmasıyla tanınıyor. Kudretli olmasıyla tanınıyor. Bütün şeyler ondan korkuyor mesela. Diyelim. Bu kabile çok cömert. Evet, cömert. Bu kabile tıpta ilerlemiş. Tamam, güzel. Evet, öyle, öyle. Yani öyle kabileler var. Sevdim bu kabileleri. Tamam. Ve kabile reisinin ismini alma kavramı ihtiyacın, neye ihtiyacın varsa o konuda sana yardımcı olabilecek şeyi var, özelliği var manasında. Onu kullanmak manasında. Çünkü bir çadıra gitse o nam ile hürmet görür derken, yani hangi nam ile? Onun ismiyle hürmet görür. Yani senin mesela diyelim hastalandın. Değil mi? Kabile reisinin ismini aldın ya, genel çöldeki çölün kurallarını kabul ettin ve çölde ihtiyacım olduğu zaman o kabile reisine müracaat etmeyi kabul ettin. Onun himayesini kabul ettin. Hastalandığın zaman diyorlar ki mesela Şafii kabilesi var diyorlar. O kabilenin insanları geliyor sana, ne yapıyor? Senin o ihtiyacını karşılıyor. Değil mi? Evet. Veya işte... O kimliğinden dolayı mı? İsmi, onun himayesine girdin. Himayesine girdiğin zaman ne yapıyor? O seni garanti etmiş oluyor. Seni tanıyorum. Seni kabul ediyorum. Senin benim bu çöldeki seyahatim boyunca bana rehberliğini kabul ediyorum ve seni dinleyeceğim. O ihtiyacımda seni dinleyeceğim gibi yani. Ama neticede bir genel reis olur. O reisin değişik değişik kabileleri olur. Anlatabiliyor muyum? O kabilelerin her birinin ayrı bir özelliği var. O şekilde düşünürsek, değil mi? Her ihtiyacında o reis sana ne yapıyor? Mesela çok yaralı, sen yaralandın, bilmem ne yaptın. Biri görüyor ki falanca kabilesine götürelim bunu diyor mesela. O çadıra götürelim diyor mesela. O çadırda ne yapıyorsun? Hürmet görüyorsun. Yani hastalığına tedavi ediliyor, bakılıyor, şey yapılıyor gibi. Yani himayesine girersen. Yani onu tanırsan, onu tanırsan, tanımasan ne olur? Kimse sana bakmaz. Çünkü kimse seni tanımıyor. Evet. Reisi kabul etmedin. Reisi kabul etmeyeni kabul etmiyor kimse. O çadırların hepsi reise göre hareket ediyor. Reisi kabul etmeyen ne yapar? Kendi başına kalır. Kendi başına kalır. Yani hatta şöyle bir durum da var yani. Reisi tanıyanlar onu ne yapmaz? Tanımadığı gibi ilgilenmezler onunla. Belki... Bu bizim tabiimiz değil. Cezalandırabilir de mesela, kurala uymaz, cezalandırır. Dolayısıyla senin için şefkatli olacak olan biri ne olur? Zalime, senin için zalime dönüşebilir. Mesela Şaki Kudret kabilesinden korkar. Tamam. Eşkıyalar var mesela, yol kesenler. Dolayısıyla onun himayesine girene ne yapmaz? Dokunmaz. Dokunmaz. Değil mi? Dokunamaz. Çünkü onu tanıyor. O da onu tanıyor aslında. Eşkıya da onu tanıyor. Biliyor. Tabii. Diyor ki ben bir şey yaparsam canımı okurlar diyor yani. Hatta belki o yüzden yardım bile ediyorsun. Gel evet. Şimdi seni şuradan geçirelim de yoluna devam edelim. O kabilenin adamı mısınız? O zaman seni koruyalım diyebilir. Ama ben o reisi tanımıyorsam ne yapar? Canını okur. Ne varsa elinde var, ne varsa alır. Tabii. Dolayısıyla aslında... Çöl kanunları gereği. Hadi o da... O da belki de der ki sen beni tanımayanlara dilediğini yapabilirsin. Yani ganimetini onlardan al gibi yani olabilir. Şimdi bunu bu çölde bu kurallar geçerli. Bu şekilde anlıyoruz. Yani çölde himayeye girmek demek aslında himayeye giren o kabilenin bir elemanı olur. Ve o kabilenin bütün gücü ona sarf edilir. Her ihtiyacını ona karşılanır. Neye ihtiyacı varsa şey yapar. Çünkü o kabilenin onurudur. O kabilenin bir nevi gururudur. O kabile onunla nam salmıştır. O nama leke sürmek istemez. Evet. Değil mi? Nam sürme, leke sürmez. Kabile reisinin zaafı demektir zaten. Kendisinin himayesine gireni koruyamaması onun zaafı demektir. O onun da züldür onun için yani. Çölde onu bitirirler yani. Olmaz öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Olmaz öyle bir şey, olamaz yani. Dolayısıyla şimdi gelelim dünya kendi hayatımıza gelelim. Bizde nereye tekabül ediyor? Evet, ben de onu bekliyorum. Bizim dünyamıza nelere tekabül ediyor? Sence nelere tekabül ediyordur mesela? Eyvah, bu soruyu beklemiyordum. Şuradan alsak o zaman, bizim yol kesenlerimiz neyler? Yol kesenlerimizden ziyade önce bir isim almak, niye ismi alacağız? Hatta belki oradan gideceğiz. Tamam, sen buyur. Ya mesela hani senin dediğin örneği anlamaya çalışacağım.
Tıp kabilesi, Şafii kabilesi, tıpta ilerlemiş olan kabile. Ben eğer ismini almazsam, nereye bağlayacağını merak ediyorum ama kendi denememi yapayım. Ben eğer yaratıcının ismini almazsam, kabile reisinin ismini almazsam, o kabile bana bakmayacak, biliyorum. Doğru mu? Oradan fayda görmeyeceğim en azından. Ama bu bağlantıyı nasıl kuruyorsun? Yani kabile reisinin ismini almak tam olarak ne demek? İlaçların karşısına geçip bismillah demek mi yani? Değil. Değil. Öyle gelmedik bu okuduklarımızdan, öyle anlamadık. Ama ne o zaman? Yani her şeyin arkasındaki Allah'ı görmek, her şeyin arkasındaki ismi görmekse eğer kabile reisinin ismini almak, öyle anlıyorum bu ana kadarki okuduklarımızdan. Tıpla, ilaçla, şifayla olan ilişkim nasıl olacak? Şimdi öncelikle ben direkt isme gitmeyelim. Mesela Peki. Ben acıkıyorum. Tamam. Niye acıkıyorum? Tamam. Bende acı var. Elim acı hissediyor. Niye acıyor? Veya susuyorum. Niye susuyorum? Veya sevgiye muhtacım. Şefkate muhtacım. Şefkat istiyorum. Şefkate acıkmışım. Şefkate acıkıyorum. Bütün bu duygular bende niye var? Niye var? Bunu anlamak lazım. Benim yaptığım bir şey değil. Varlar zaten. Onlar var zaten. Evet. Değil mi? Ama bunların karşılanması da gerekiyor. Değil mi? Açlığımın karşılanması gerekiyor. Hastalığıma tedavi edilmesi gerekiyor. Çeşit hastalığıma, sadece maddi hastalıklarım değil. Gerekiyor merekiyor. Duramıyorum yani başka türlü. Duramıyorum. Dolayısıyla bunlara bir cevap veriyor. Bütün bunların... Cevap arıyorum. Doğru. Arıyorum. Bütün bunların varlığı bir şeylere işaret ediyor. Neye? Bir şeylere işaret ediyor. Mesela ne demez? Benim açlığım rızık denen bir kavramı ortaya çıkartıyor. Yani benim karnımın acıkması rızkı fark etmemi sağlıyor değil mi? Şimdi kainatı anlamlamaya çalışıyor. Hatta şöyle bile diyebiliriz. Benim açlığımla rızkın varlığını fark ediyorum. Rızkın varlığı ve benim açlığımın bir arada bulunması da bunu birinin kurduğunu anlatıyor. Evet, işte ona gireceğim zaten. Sen acıkmasaydın, güzel. Yok gel ya, sen de söyle. Acıkmasaydın meyvenin varlığı umurumda olmazdı. Meyvenin tadının varlığı diyelim. Dilin tadı almıyor. Bizim askerde bir tane arkadaş vardı. Koku almıyordu hiç. Oy. Hiç koku almıyordu. Koku hissetmiyor yani. Şimdi düşün ki dilimiz tad almıyor. Yani bayağı bir tatsız bir durum olurdu. Hayır, bütün meyvelerin, sebzelerin varlığının hiçbir anlamı yok. Hepsi aynıya dönüşürdü yani. He? Hepsi aynı şey olurdu. Taş gibi olurdu yani. Vallahi. Farkı taştan bir fark. Yani sanat cihetiyle biraz değişirdi yani. Tad açısından bir taşın tadıyla onun tadı arasında bir fark olmazdı değil mi? Tabii canım. Dolayısıyla bir fark. Hele bir de acıkmasam benim için hiçbir anlamı olmazdı. Yani besin değerinden muhtemelen dolayı. Muhtemelen ölürdük abi. Yani yemezdik. Tadı da yok. Neyse, yani onu söylemek için. Demek ki açlık oradaki nimetin fark edilmesine sebep oluyor. Doğru. Yani oradaki bir şey özelliği. Peki yani diyorlar ya, Allah dileseydi başka şeylerden de doyurabilir. Niye böyle bir sistem var olmuş? Özellikle yapıyor. Çünkü kendi isminin belirginleşmesini istiyor. Özelliğinin belirginleşmesi istiyor. Evet. Yani sen hastalandığın zaman şu ilacı almayacaksın da, şu taşı almayacaksın da, şunu alacaksın demekle ne demek istiyor? Benim şifa diye bir özelliğim var ve onun bir kuralı var, onun bir kanunu var. Dur, şifaya gitme. Şöyle desem. Mesela açlık denen bir şey var ve temel esprisi aslında gıdalanmak. Enerji alacağız yani. Happy topu yapmamız gereken şey enerji almak. Bunu çok basit standart bir protein, glikoz falan kombinasyonundan da alabiliriz. Habire patates yiyebilirdik mesela örnek. Öyle yapmıyor. Hem gıdaları çok çeşitlendiriyor. Yani işte Türkiye'de yaşayanlar bunu bilir. Ne kadar fazla çeşitli gıdalar var. Ne kadar çeşitli meyveler var falan. Öyle böyle değil yani. Hakikaten öyle. Ve bizim tat alma ve hani gıdalanma mekanizmamız da bunların hepsine yetecek genişlikte. Hani her şeyin tadını alıyoruz da patates ailesinin türevlerinin tadını alamıyor. Yer elmasının tadını hiç anlamıyoruz gibi bir şey yok. Evet. Hepsinin karşılığı var. Dolayısıyla ne demek? Nimetlendirmenin her boyutunu çok ciddi yaşatıyor bize. Doğru mu? Hissediyoruz yani. Bu tatları, bu şeyleri niye veriyor? Niye böyle yapıyor? Onu soruyorsun değil mi? Evet, mesela tıp örneğinde de aynen dediğin gibi mesela bize öyle herhangi gıdalanmak üzerinden söylemiştim. Baş yani, ağrısı var, bilmem ne ağrısı var, bütün ağrılar var mesela. Herhangi bir şekilde doyurmayıp bu olaya özel anlamlar, özel renkler katarak gıdalandırmanın tam her boyutunu anlatıyor bize. Bizi tedavi etmek noktasında da önce hasta ediyor. Ondan sonra basit, bütün hastalıkları aynı şeyle de geçirebilirdi. Yani patatesi yersin, bütün hastalıkların geçerdi mesela. Öyle de yapmıyor. Her birini farklı değişik süreçlerde tedavi ederek, şifalandırarak, öyle diyelim, Şafii isminin her boyutunu gösteriyor bize mesela. Evet. Yani şifa
nasıl söyleyeyim, şifa kavramını her şeyin içinde yayıyor. Ama bir sınır belirliyor. Şifa kavramını her şeyin içinde yayıyor. Tabii her şey şifa olma özelliğini kazanabilecek bir konuma giriyor ama burada önemli olan şifa kavramını belirginleştirmektir. Yoksa dediğin gibi... Şifanın etrafında topluyor diyelim bunu. Şifa denen bir müessese var. Şifa verme diye bir müessese var. Hastalık var. Ki hastalıklarda hadsiz derecede bu hastalığın hadsiz keyfiyeti var, hadsiz kemiyeti var. Çok çeşitli hastalıklar olduğu gibi çok çeşitli derecelerde de hastalıklar var. Doğru. Dolayısıyla bütün bunlar şifa kavramını belirginleştiren şeyler. Belirginleştiren. Yani benim dünyamda şifa denen bir kavramın algılayabilecek konumu anlıyorum. Yoksa bunların varlığının hiçbir şey, taşla da şifa verebilirdi. Değil. Bana bir kavramı öğretiyor. Eğer bütün hastalıklarımız veya bütün rahatsızlıklarımız aynı şeyle geçeydi. Evet. Hiç öyle şifa denen şey zihnimizde bugünkü çok gibi basit bir yol olurdu. Çok basit geçer giderdi. Hı. Halbuki şifayı çok böyle paşalar gibi biliyoruz şu anda. Hı. Yani hastalık ve şifa ilişkisini çok vücudunda hadsiz derecede hastalık olabiliyor. Psikolojik, maddi bilmem ne. Doğru. Kafa ağrısı, baş ağrısı, kıç ağrısı, neyse artık yani mide ağrısı, kalp ağrısı, psikiyatri hastalıklar, bir sürü değişik çeşitli türleri, anlatabiliyor muyum? Evet. Bir sürü çeşidi var. Ha, Allah dolayısıyla Allah şafidir dedince bütün bunları hepsini kavrayabiliyorum. Şimdi direkt Allah'a gitmeye gerek yok ama yani şifa kavramını genişlettim. Demek ki bunların varlığının sebebi bu. Hmm. Farklı farklı boyutlarda. Demek ki bunlara bir sınır konmuş. Bunlara bir hudut konmuş. Bunların bir kuralı konmuş. Evet. Kanun konmuş. Dolayısıyla sen şifa hastalık anında o kanunlara tabi olduğun zaman hürmet görüyorsun. Kafan ağrıdı. Kanuna neden sıçradın orada? Özellikle şifa kanunu var. Ne yapıyorsun? Kafana göre hareket etmiyorsun. Başın ağrıdı değil mi? Ha, bu şifanın belirginleştirmesinde önemli de rol oynuyor. Tabii kanun dediğinizde belirginleştiriyor onu. Bir şey var orada. Evet, ortada mücessem bir şey var. Yoksa taşın seni düşünmesi mümkün değil. Veya işte magnezyumun bilmem neyin veya civanın bilmem neyin seni düşünmesi mümkün değil. Vücudun için ne gerekiyorsa demirin falan. Değil tabii mi? Tabii. Ya, dolayısıyla onun mesela kullanmak suretiyle iyileşiyorsun, bir kural var gösteriyor. İyileşmek istiyorsan şuna tabi olacaksın diyor, değil mi? Diyor. Kainat söylüyor bunu şimdi. Allah söylüyor diyerek gitmeyelim. Tamam. Kainatta bunu görüyoruz yani. Ben ne yapıyorum? Tabii canım, şifa bulmak şahit için oluyoruz yani. Şifa bulmak için belli kurallara tabi olurum. O tabi olduğum zaman ne yapıyorum? Rahat ediyorum. On uymadığım zaman hürmet görüyorum mu diyorsun? Hürmet görüyorum. Eziyet görüyorum. Öteki türlü de eziyet görüyorum. Eziyet görüyorum. Şaki oluyor benim için, şer oluyor. Yani ben affedersin başım ağrıdı diye, tamam mı, bezelye atsam kafama sürekli ağzıma, geçmiyor kafamına başımın ağrısı. Niye? Tanımadın çünkü. Kanuna uymadın. İsmi almadın. Ha. Şafi ismini almadın. Onun himayesine girmedin. Onun himayesinin bir kuralı var. Kanunu var. Onun himayesi diyor ki, benim himayemi tanımak istiyorsan, baş ağrısı için şunu alacaksın, bilmem ne için bunu alacaksın, bunun için bunu alacaksın, yapacaksın diyor, tamam mı? Orayı anlamadım. Yani ismi almakla, tamam güzel bir şey ama ismi almakla onun dediğini yapmak ilişkisine nasıl bir ilişki? Şafi isminin bir kuralı var mı? Kanunu var mı? Her bütün var. Kainata yayılmış. Şafi ismini tanıdın mı sen? Nasıl tanıyorsun? Bunlarla tanıyorsun, bu kurallarla tanıyorsun. O ismi nasıl alırsın, nasıl himayesine girersin? Dediğini yaparak tabi yani, olacaksın. Sen o kanunu tanıyorsun aslında. O kuralı tanıyorsun. Ülkenin pasaportunu kimliğini alması zaman kolay. Askerliğini yapacaksın, vergisini vereceksin falan. Tabi kurallarına uyuyorsun ki seni ne yapsın, himaye etsin. Veyahut en basitinden mesela diyorsun ki ben ülkenin vatandaşıyım, polis, jandarma beni korusun. Değil mi? Hı hı. O zaman diyor ki adam derdin sıkışık, başın sıkıştığı zaman şu numarayı ara, şuraya karakola git bilmem ne. Evet. O bile bir kanun. Tabii yani durup dururken gelmez yani. Falan ha, yani ne demek istediğimiz anlaşıldı. Şimdi dolayısıyla o zaman diyorum ki ben ve enteresan bir şekilde benim varoluşum, halim beni oraya itiyor. Evet. Ben acıktırılıyorum devamlı. Hı hı. Ve diyorum ki yok ben Rezzak ismini almayacağım. Alma bakalım, almayabiliyorsan. Öyle bir şey yok. Onu fark ettirecek yönde şekilde itiliyoruz. İster istemez bir şeyi de bir şekilde alıyorsun. Mecbur, çünkü mecbursun. Ama ne yapıyorsun sen onu?
isimlendirmiyorsun. Veya tesadüfe veriyor, havale ediyorsun. Ama neticede kurala uyuyorsun ister istemez. Mesela orada. Şimdi şunu görmek gerekiyor burada. Yani burası önemli olan nokta bu. Ben acıkıyorum. Tamam. Ve karşılığı da var. Tamam. Bu ilişki, bu çerçeve ne benim acıkmam ne de benim onun karşılığı, o karşılığını bulduğum şey. Mesela anlatabiliyor muyum? Yediğim şey veya başımın ağrısı ve başımın ağrısındaki bir ilaç. Başımın ağrısı o ilacı bilmez. O ilaç da benim başımın ağrısını bilmez. Doğru. Dolayısıyla bu mekanizmayı kuran bir ne var? Sistem var. Bu mekanizma kurulmuş. Doğru mu? Dolayısıyla bu mekanizmayı kuran diyor ki ben şafiyim. Seni acıktırmak suretiyle Rezzakım. Ve seni ağrı duyurmak suretiyle şifa verme özelliğimi gösteriyorum diyor bana. Bak ne kadar kuvvetli bir ilişki var diyerek. Evet. Dolayısıyla ben de o ilişkiyi, bakın şafi demekle iyileşmiyorsun. Ne yapıyorsun? Onun kuralını, onun ismini tanıyorsun. Onun kanununu tanıyorsun. O kanuna intisap edersen, himayesine girersen ne yapıyor? Seni şafa. Çünkü o kanunu tanımak demek, onu tanımak demek aslında. O kanunu onunla tanıyorsun. Kanunla tanıyorsun. O düzenle tanıyorsun. O nizamla tanıyorsun. Olmasa bilemeyeceksin. Dedim ya açlık olmasa açlık şafi. Hissetmesen yiyeceklerin hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla Rezzak'ın da Rezzak da bilinmez. Rezzak kendini bu şekilde bildiriyor. Bir sınır koyarak kendine bir şekilde bildiriyor. Yoksa bizim bildiğimiz işte bu fennin, bilimlerin tespit ettiği şeyler, kanunlar, yer çekimi kanunu değil aslında. Yani? Kayyumiyet kanunudur. Yani biri onu sana ne yapmış koymuş. Mesela şunu yaparsan şunu elde edersin. Böyle bir kanun var. Değil. Kimya kanunları bilmem ne kanunları. Değil. Şifa kanunlarıdır. Anlatabiliyor muyum? Hikmet kanunlarıdır. Rahmet kanunlarıdır. İnayet kanunlarıdır. Yani birinin özelliklerini bildiren birinin, yani kabile reisinin, bu kainat kabilesinin reisinin, yaratıcısının, tamam mı? Özelliklerini tanıyorsun sen. Dolayısıyla onun himayesine girmen için onları görmen gerekiyor. Onları ben takmıyorum, tanımıyorum olmaz. Dolayısıyla aslında bilimlerin varlığı onu yapmak içindir. Keşfetmek içindir. Diğer türlü... Kanunlarını keşfetmek. Kanunu keşfettin ama onu keşfetmedin. Kuru bilim olur. Kuru bilim olur değil. Tatmin eder mi seni? Ne demek? Güvende hissedemezsin kendini hiçbir zaman. Şimdi bu ilacı beni bu ilaca mecbur bırakıp bu ilaçla şifa veren biri yoksa, ilaca kalmışsa bilinçsiz, şuursuz, akılsız, mantıksız biri seni düşünmez. Sana şefkat etmez. Sana merhamet etmez. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla işin tesadüfe kalmış. Güvenemezsin ama sen bilinçli biri bana buna gitmemi istiyor. Kasıtlı biri bilinci olan, şuuru olan, kastı olan biri benim bunu almamı istiyor dediğin zaman, ya biliyor ki benim derdimi biliyor, dermanı da biliyor ki bana bunu söylüyor diyorsun. Ve bir güven oluyor. Evet, güven oluşuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Sen çünkü güven, kanun, kuru kanun, yani mesela kontrolsüz güç meselesi var ya, kontrolsüz güç değildir diyor mesela kanunu, adam. Kanun koyucusuz kanun. Kanunun bir anlamı yoktur. Çünkü kanuna güvenemezsin. Kanun değildir ki zaten. Değil, olamaz zaten. Kanun zaten öyle bir şey yok zaten. Yani kendi başına kanun icra etmez. Yani yer çekimi denen bir kanun var da onu kendin icra ediyor değildir. Yani affedersin, Newton bulmadan yer çekimi dediği kanunu bulmadan yer çekimi vardı. Tabii. Ama yer mi çekiyor? Veya yer iyi niyetinden her defasında aynı şekilde mi çekiyor falan? Yok, ona bakarsın da işte kuantum fiziği ağırlığına göre de çekmek zorunda değil. Hadi buyur. Eyvah. Çekmek zorunda değil. Niye çekiyor? Şimdi şurada kameraman arkadaşımız var. Kamerasıyla bedeniyle duruyor. Bedeninin hücreleri bu şekilde durmak zorunda değil. Darmadağın olabilir. Abi korkutma. Öyle abi. Öyle darmadağın olabilir. Kim tutuyor? Atom altı partiküller, kuantalar falan işte bu şekilde durmak zorunda değil. Dağılmak istediler, ne yapacaksın? Fark etmezsin ki bile, bitti. Bitti yani, onu demek istiyorum. Yani ona bıraktığın zaman ne yapacakları belli değil. Ama her şey kuralla, her şey kanunla yaratan, dolayısıyla kendini bunlar aracılığıyla tanıtan biri varsa rahatsın.
Ha bunun kuralı böyle. Çünkü öyle yani dedim ya Arap çöllerinde değil mi? Tabii. Şeyi var onun yani kendini bu şekilde tanıtan birinin hiç lüzum yokken aleyhinde dönüştürmez değil mi kuralları? Yok. Evet. Yapmaz. Dolayısıyla ismi almak demek onun kuralını tanımak, onu tanımak manasına geliyor. Çok uzattık galiba. Derin bir konu oldu. Peki. Bir sonraki holografik bakışta görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Allah'la kalın, hoşça kalın.